अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। तुर्की की तारीख बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आए दिन दरियाफ्त हो रही होती हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी उनकी तारीख है। और अभी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आई है जिसका टाइटल जो पढ़ के हम दोनों हैरान हो गए, क्योंकि इस करेक्टर को हम लोगों ने बहुत सी डिज्नी की और बहुत सारी जितनी भी जादुई फिल्में बनती थी वहाँ पर हमने इस करेक्टर को देखा हुआ है, और आप सब भी इसको जानते होंगे। वहाँ पर फाउंड हुआ है हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक क्रिएचर, फाउंड इन इस्तांबुल, स्पेशली इस्तांबुल के अंदर ही ये फाउंड हुआ था। हाँ। बिसलिका किस्तिन किस्तन किस्तर किस बिसली जिस्तन का किस्तन या जिस्तन, जैसे इंग्लिश में। ओके हाँ, किस्तन किस्तन एंड द लेजेंड ऑफ मेडूसा मेडूसा। मेडूसा यस मेडूसा दिस, ये बेसिकली जो करेक्टर था इसको हम सब जानते हैं, जिसके सर पे वो बालों की जगह सांप हुआ करते थे और जिसको देखते ही आप पत्थर के बन जाते थे। तो उसके ऊपर पूरी वीडियो है और ये इस्तांबुल के अंदर जो है ये मिल चुका है। तो फौरन चलाते देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या मजीद इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। İstanbul'un en gizemli mekanı Yerebatan Sarnıcı'ndan hepinize merhaba. Ben Tuncer Gizem Avcısı. Burayı bu kadar gizemli yapan en önemli sebep içinde bulunmuş olan gizli bir mezar. İtalya'nın yüzlerce yıldır peşine düştüğü bir lahit. Peki lahitin içinde ne mi var? Vücudunun alt kısmı yılan, üst kısmı ise bir kadına ait olan cansız bir beden. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı en büyük Anadolu efsanelerinden biri olan Şahmeran'ı hatırlattı size, öyle değil mi? İşte sarnıcın içinde bulunan bu ters dönmüş Medusa heykeli ve daha duymanız gereken onlarca akıl almaz detay ile heyecanlı bir video sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. बाकी में ओरिजिनली चीज़ें हैं, हम लोग तो देखते हैं शायद ये फिक्शन है, ये आप हाँ फर्जी है, लेकिन असल में ये हजर चीज़ें हैं जो बिरो इसका olan जो पूरा Şahmeran'ı दिखाया hatırlattı गया size, है। öyle değil mi? जिस वन देखो ना इसके वो, हालांकि फेस उल्टा है लेकिन सांप बालों के अंदर नजर आ रहे हैं। हाँ। İşte sarnıcın içinde bulunan bu ters dönmüş Medusa heykeli ve daha duymanız gereken onlarca akıl almaz detay ile heyecanlı bir video sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Nasılsınız? Başlayalım. Medusa. Gizem, cisi. Ab cisi. ये ब्लू मॉस्क है। Tarih 1544. 1544. Bizans kalıntılarını araştırmak amacıyla Hollandalı bir gezgin İstanbul'a geldiğinde büyük bir keşif yapacağından haberi yoktu. Bir gün Ayasofya civarında gezinirken bazı evlerde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Buradaki evlerin içinde kuyuya benzeyen yuvarlak delikler vardı ve ev halkı bu deliklerden aşağıya kova sarkıtıp su çekiyordu. Hollandalı gezgin bu gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. Durumu incelemeye devam ettikçe daha da hayret ederek bazılarının ise evlerinin zemininde bulunan bu deliklerden balık bile tuttuğuna tanıklık etti. O zamanın insanları ayaklarının altında ne olduğunu farkında olmadan bu eylemleri gerçekleştiriyorlardı. Ama çok geçmeden büyük bir sır ortaya çıkacaktı. Gezgin bu işin üzerine gitti ve sonunda yer altına inen basamakların bulunduğu gizli bir geçit keşfetti. Tıpkı Indiana Jones filmlerinde olduğu gibi meşalesini yaktı ve keşfettiği merdivenlerden aşağıya... Yes, Indiana Jones mi bir iskala dikhaya gaya hai. Vaki, vaki, vaki. Farkında olmadan bu eylemleri gerçekleştiriyorlardı. Ama çok geçmeden büyük bir sır ortaya çıkacaktı.
Gezgin bu işin üzerine gitti ve sonunda yer altına inen basamakların bulunduğu gizli bir geçit keşfetti. Tıpkı Indiana Jones filmlerinde olduğu gibi meşalesini yaktı ve keşfettiği merdivenlerden aşağıya doğru yavaşça inmeye başladı. Karşısındaki manzara olağanüstüydü. 9800 metrekare büyüklüğünde bir alana yayılmış, 9 metre yüksekliğinde 336 tane dev sütunun bulunduğu eski bir sarnıçtı burası. Milattan sonra 526 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından şehre su sağlamak amacıyla 7000 köle çalıştırılarak inşa edilmiş devasa bir yapı. 100.000 ton su kapasiteli bu yer, Ayasofya'nın hemen yanı başında bir dönem kısa bir süreliğine Topkapı Sarayı'nın bahçelerine su çekmek için de kullanılmış, sonrasında kullanımına son verilip unutulmuş bir şekilde yer altında saklanıyorken Hollandalı bir gezgin onu yeniden keşfetmiş ve böylece Batı'nın da böylesi bir eseri tanımasına vesile olmuştu. Hollandalı gezgin yere batan sarnıcını belki yeniden keşfetmişti keşfetmesini ama bilmediği bir şey vardı. O da dünya üzerindeki bazı kişilerin sarnıcın içinde yatan çok büyük bir sırrı biliyor ve uzun bir süredir ona ulaşmaya çalışıyor olduklarıydı. Burası sıradan bir su sarnıcı olmanın ötesinde büyük sırlar barındırıyordu ve içinde bulunan biri ters biri yan şekilde konumlandırılmış iki Medusa heykeli de bu gizemin önemli parçalarıydı. Az sonra Fatih Sultan Mehmet ve Sultan Abdülhamit Han zamanında yaşanmış tüyler ürpertici olayları duyduğunuzda hayret edeceksiniz. Fakat öncesinde gelin günümüze daha yakın bir zamana, 1963 yılına gidip yere batan sarnıcında neler yaşandığına bakalım, sonrasında olayları daha iyi anlayabilmek adına tarihte gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Ki ek defa pehle bhi apne video dekhi thi ki kahin wahi waqia to nahi hai jispe aap hame comments mein batayega, jahan sultan jo hai unhone unko ek mila tha pura taboot. और उन्होंने उस ताबूत को हमेशा से जो है छुपा के रखा और हमेशा मना किया कि इसको कभी खोलना नहीं है लेकिन उसके बाद बीच में एक जो जंग के दौरान उस ताबूत को खोला गया था लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं था लेकिन वो पहले से उन्होंने वो चीज़ जो है वो वहाँ से हटा दी थी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेडूसा का ही या तो उसमें सर था या कोई ऐसी चीज़ उनको मिल चुकी थी ये उस वीडियो में मुझे याद है मैंने देखा था तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा तारीख 1963 Yer İstanbul yere batan sarnıcı. Her yıl Nisan ayında Alplerin kuzeyi ve Britanya adalarından bir grup insan gizemli bir ayin gerçekleştirmek amacıyla yere batan sarnıcını ziyaret ediyordu o dönem. Kelt topluluklarındaki rahip sınıfından oluşan bu kişilere Druidler deniyor. Bilgelikleriyle toplum içinde oldukça saygı duyulan Druidler aynı zamanda çok etkili birer büyücüydüler. Druidlerin sahip oldukları gizemli bilgileri ve ne amaçla yere batan sarnıcının onlar için böylesine büyük bir önem teşkil ettiğini bilemiyoruz. Bunun temel sebebi ise Druidlerin bu gizemli bilgileri güvenlik sebebiyle sadece sözlü olarak birbirlerine aktarıyor olmalarından kaynaklanıyor. Bu bilgiler yalnızca ana hatlarıyla belgelenmiş durumda. Günümüzde ökse otu, eski ismiyle altın dal olan bitki Druid... Golden Branch. ...lerin törenlerinde kullandıkları ana malzemeydi. Yere batan sarnıcına yanlarında getirdikleri ökse otlarıyla gelen Druidler... ...burada kimsenin haberi olmadan gizli törenler gerçekleştirirdi. Olayın en ilginç detayı ise gizemli ayinlerin yere batan sarnıcında bulunan Medusa heykelinin olduğu kısımda gerçekleştiriliyor olmasıydı. Yetabut. 90'lı yıllara kadar Medusa başının bulunduğu bu alan yere batan sarnıcını ziyaret eden halk tarafından görünmüyordu. Bu kısım dışarıdan görülemeyen gizli bir bölümde yer alıyordu. Yani aslında yakın bir zamana kadar yere batan sarnıcının ufak bir kısmını görebiliyorduk. Ters dönmüş Medusa başının bulunduğu alan Druidler için son derece önemliydi. Druidler ayin sırasında Medusa başına sarılarak kendilerinden geçerler. Açıkçası देखो एक तरफ सर जो है वो इस तरह है और एक तरफ सर उल्टा है. मुझे तो लगता है ये भी कोई साइन है. हां और ना इसको पिलर बने हुए. हां उसके ऊपर पिलर बने लेकिन एक तरफ सर टेढ़ा है और एक तरफ सर उल्टा है. ये पुरानी फिल्म लोग जितनी फिल्में देखते थे ना
उसमें ऐसे होता था कि इनके भी साइन लैंग्वेज होते थे, उल्टा है ये सीधा है इस तरह, तो उससे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलता था। Sadece kendilerinde olan bir takım bilgiler Druidlere Medusa başının oraya tesadüfen konulmamış olduğunu söylüyordu. Romalılar Medusa başını bilerek oraya ters şekilde yerleştirmişti. Çünkü inanışa göre Medusa başından kötü, karanlık bir titreşim yayılıyordu. Fakat bu karanlık enerji Druid inancı için çok önemliydi. Onlara göre karanlık aydınlığın anasıydı ve bu yüzden ters duran bu Medusa başına bir isim takmışlardı. Ona Gece Ana diyorlardı. Her sene Nisan ayında 3 gün boyunca herkesten gizli bir şekilde Yerebatan Sarnıcı'nda devam eden bu ayinleri gerçekleştiren Druidlerin hasırdan dev bir insan heykeli yapıp Galyalıları içine yerleştirdikleri, sonrasında da onları ateşe vererek kurban ettikleri bilinmektedir. İnsan eti yiyor olmaları da cabası. 60'lardan sonra Druidler ortalıkta pek görünmezken 21. yüzyılda modern Druidizm adı altında yeniden ortlamışlardır. Yakın zamanda aynı törenlerini İngiltere'deki Stonehenge'de de gerçekleştirdikleri görüldü. Şimdi Yerebatan Sarnıcı'nda yaşanan bu karanlık ayinlerin gizemini biraz daha aralamaya ne dersiniz? Fakat uyarayım, az sonra duyacaklarınız tüylerinizi diken diken edecek. Fatih Sultan Mehmet zamanına, yani Hollandalı gezginin Yerebatan Sarnıcı'nı yeniden keşfetmesinden 100 yıl kadar öncesine gidelim. Teka. फातिर सुल्तान ने जो है इसको पहले से डिस्कवर कर लिया था डच के डच ट्रैवलर के आने से पहले 100 ईयर्स पहले उन्होंने वो ताबूत जो है बिल्कुल गायब कर दिया था क्योंकि उसमें खतरा था और वो खतरा मुझे लगता है यही था तारीख 1456 100 साल पहले İtalya'da gizemli bir kurulun üyeleri her yolu deneyerek Fatih Sultan Mehmet'e ulaşmaya çalışıyordu. Araya çeşitli elçiler ve önemli isimler sokan kurul, yanlarına aldıkları çeşitli hediyelerle İstanbul'un yolunu tuttu. Padişahın sarayına ulaştıklarında yine isteklerine ulaşamamışlardı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet onlarla görüşmeyi kabul etmiyordu. Ekip ısrarlarına devam edince, padişah sonunda Veziri Azam'ı görevlendirerek onların ne istediğini sorar. Vezir ile Venedik'ten gelen kurul arasında ilginç bir görüşme gerçekleşir. Görüşmenin ana konusu, Yerebatan Sarnıcı'nda bulunduğunu iddia ettikleri bir hazine. Vezir-i Azam duydukları karşısında şaşırmıştır. Kimdir bu İtalya'dan gelen insanlar? Nereden biliyorlardı ki Sarnıcı'nın içinde ne olduğunu? Söyleyin o halde, nerede bu hazine tam olarak? Diye sordu. İtalyan kurul, hazinenin Sarnıcı'nın neresinde olduğunu sadece Fatih Sultan Mehmet'e söyleyebiliriz diye cevap verince konu padişaha iletilir. İtalyanlar sonunda padişahın dikkatini çekmeyi başarmıştır ve Fatih Sultan Mehmet onlarla görüşmeyi kabul eder. Sarayda ağırlanan İtalyanlar padişahın huzuruna çıktıklarında bildiklerini anlatmaya başlarlar. İstanbul Yerebatan Sarnıcı'nın içinde çok büyük bir sır yatıyor. Büyük bir hazine. Fakat hazine dediysek bunu altın, elmas gibi değerli taşlardan oluşan bir hazine sanmayın. Bahsettiğimiz şey içinde her yerde karşılaşamayacağınız türden bir mumyanın bulunduğu özel olarak yapılmış bir lahit. सबको यही लगता था कि उसमें खजाना है और बहुत कीमती चीज़ें हैं लेकिन उनमें से कुछ कुछ लोगों को सिर्फ पता था कि उसमें एग्जैक्टली क्या है और वो एक दफ़ा एक वीडियो में ये भी बताया गया था कि एक सुरंग खोदी गई थी जो उनके बगैर उनको पता नहीं चल रहा था और सुरंग तो वहीं तक जा रही थी जहाँ पर वो ताबूत उन्होंने दफनाया हुआ था और लेकिन वो एंड टाइम पर पकड़े गए थे Bunu duyan padişah şaşırmıştı. Ne tür bir mumyadan bahsediyordu ki bu adamlar böyle? Ve nasıl oluyor da onlar bunu bilebiliyordu? Ardından Venedik'ten gelen adamlar sözlerine devam etti. Yerebatan Sarnıcı'nda gizlenen bu lahdin içinde yatan beden, efsanevi Medusa'ya ait. Evet, efsanelerde anlatılan ve gözlerinin içine bakanları taşa çevirmesiyle bilinen şu meşhur yılan saçlı kadın. Görünüşe göre Fatih Sultan Mehmet bu duyduklarını ciddiye almamış ve kim oldukları belli olmayan bu İtalyanları geldikleri gibi geri göndermiş olacak ki uzunca bir süre Yerebatan Sarnıcı'nda olduğu iddia edilmiş olan bu gizemli lahit mevzusu unutulup gitmiş. Ta ki aradan yüzlerce yıl geçer ve gizemli, sırlı olaylara karşı ilgisi olduğu bilinen Sultan Abdülhamit Han, İtalyan kurul ve Fatih Sultan Mehmet arasında gerçekleşmiş bu görüşmenin bilgisine ulaşana kadar. Sarnıcın içindeki bu lahit iddiası onu bir hayli heyecanlandırmıştır ve onca işinin arasında kafayı bu lahdi ortaya çıkarmaya takmıştır. Hmm.
Derhal Yıldız İstihbaratı'nın önde gelen üyelerinin de içinde bulunduğu bir ekip hazırlatarak yere batan sarnıcını köşe bucak arattırır. Bugün bile yere batan sarnıcının aslında görebildiğimizden çok daha fazlasına sahip olduğu, içinde İstanbul'un farklı yerlerine uzanan tünellerin varlığı iddia edilir. İşte Sultan Abdülhamit Han'ın başlatmış olduğu bu gizemli lahit araştırmasında sarnıcın gizli bir bölmesinde İtalyanların bahsettiği lahit sonunda keşfedilir. Türkiye'de ilk defa araştırmacı yazar Oktan Keleş'in gündeme getirmiş olduğu bu çarpıcı araştırmanın detaylarına Sırdaş isimli kitabında ulaşabilirsiniz. Fakat biz yine de lahitin ortaya çıkışından sonra neler yaşanmış gelin kısaca bir bakalım. Lahitin bulunmuş olduğu haberi Abdülhamit Han'a ulaşınca derhal olayı yerinde incelemek amacıyla yere batan sarnıcına gider. Lahitin açılışına tanıklık eden Sultan Abdülhamit Han gördüğü manzarayla adeta dehşete düşer. Çünkü lahitin içinde vücudu yılan, başı ise bir insana andıran mumyalanmış bir yaratık vardı. 450 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'e gelen İtalyanlar doğruyu söylüyormuş meğerse. Peki şimdi ne olacaktı? Bu olay duyulursa halk içinde birçok fitne ortaya çıkabilir diye düşünen Abdülhamit Han, olayın bir sır olarak kalması gerektiğini düşünerek çok geçmeden konu hakkında bir ferman yayınladı. Fakat göz ardı edilmemesi gereken bir konu daha vardı. O da böyle bir lahitin varlığından haberi olan İtalyan bir kurul oldu. Bu durumda zekice bir karar aldı ve lahiti gün yüzüne çıkarıp halka sergileyecekti. Fakat önemli bir farkla, içindeki mumya olmadan. Önce yılan bedenine sahip bu garip yaratığı ortadan kaldırdılar. Ve ardından lahit güçlükle yere batan sarnıcından gün yüzüne çıkartılarak bugünkü Fatih Camii'nin avlusuna götürüldü ve orada halka sergilendi. Hatta bu durum dönemin gazetesine bile konu oldu. Bugün bu gazetenin hiçbir nüshasına ulaşamasak da en önemli sayfası yani lahit haberinin yapıldığı sayfaya araştırmacı Oktan Keleş ulaşmayı ve günümüze kadar muhafaza etmeyi başarmıştır. İşte gizemli lahitin sergilendiği o günün görüntüsü. Gizemli lahit daha sonra arkamda bulunan Molla Fenari Camii'nin hemen yanında bulunan bu mezarlığa getirildi. Bazen yansımıyor. Fakat iddialara göre İtalya çoktan lahitin peşine düşmüştü bile ve kısa bir süre sonra ona ulaştılar. Lahitin Vatikan'a kaçırılmış olma ihtimalinden bahsediliyor. Günümüzde Vatikan'a baktığımızda yılan bedenli bu yaratıkla yakından ilgilenmiş olmaları ihtimali kulağa çok da ilginç gelmeyecektir. Neden diye soracak olursanız gelin Vatikan'a biraz daha yakından bakalım. Burası Papa'nın bazı halka açık etkinlikler ve törenler için kullandığı özel olarak inşa edilmiş bir bina. Dikkatli bir şekilde baktığınızda göreceğiniz ilk şey onun bir yılan başını andırdığı olacaktır. Gözleri, burnu ve şekliyle yılan başını anımsatan binanın gelin bir de içine bakalım. Burada da yılanın gözlerini, derisini, dişlerini, hatta dilini bile görebiliyorsunuz. İçindeki heykeller bile ilginçtir ki Papa'nın koltuğunun hemen arkasında bulunan heykelin yüzünün yarısı sanki vücudundan ayrılan sürüngen bir başka canlıyı andırıyor. Sadece bu da değil. Vatikan'da sokakta yürürken binalar belki çok sıradan gibi görünebilir ama gelin bir de onlara kuş bakışı bir göz atalım. Burada da yine bariz bir şekilde bir yılanın başını hatta çatallı dilini temsil etmesi için özel olarak yapılmış yolu bile görebiliyorsunuz. Ve kimi teorisyene göre farklı bir açıdan baktığımızda bina taç giymiş bir yılanı bile anımsatıyor. Anlayacağınız yüzlerce yıl öncesinden beridir devam eden ilginç bazı olaylar günümüzde hala kendini gösteriyor gibi duruyor. Osmanlı'dan Vatikan'a uzanan içinde sürüngenlerin yer aldığı bu olaylar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
yarı insan yarı yılan Şahmeran'dan Medusa'ya ve daha pek çok efsaneye ev sahipliği yapan ülkemiz toprakları her dönemde dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek. Bize düşen görev ise tarihi değerlerimize sahip çıkıp onlara gereken değeri vermemiz. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etmenizi öneririm. Önceden görmüş olanlarınız varsa bile yakın zamanda yapılan restorasyonlar orayı yeniden görünmeye değer kılmış durumda. Ama siz siz olun, Medusa heykeline yaklaştığınızda temkinli olun ve gözlerine bakmamaya çalışın. Ne olur ne olmaz. Just in case, you will be stoned. Oh, unbelievable. इतनी हिस्ट्री मुझे नहीं पता थी. जैसे काफी चीजें तो मुझे पहले से पता थी, लेकिन ये जो डिटेल वीडियो थी इसमें काफी कुछ समझ में आया. और स्पेशली वेटिकन की जो सिटी के अंदर बिल्डिंग है उससे बहुत ज्यादा सबूत मिलते हैं. लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आज तक उस जो मेडुसा के सर है उसके पीछे लगे हुए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है. जो ताबूत था वो वहाँ स्मगल हो गया होगा, वो ले गए होंगे उसमें, क्योंकि उनकी बाकियात थी शायद उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा, क्योंकि मेडुसा की पूरी कम्युनिटी है अभी भी दुनिया के अंदर जो उसको मानती है और वो उसे खुदा मानती है बेसिकली. और वो इसी वजह से वहाँ पर पूरी बिल्डिंग भी उन्होंने आर्किटेक्ट देखा पूरा सांप बना हुआ. इस बारे में मुझे तो बिल्कुल भी पता था. और मेडुसा का जो सर था सुल्तान महमद जो थे उन्होंने वो उसको एंड टाइम पे वहाँ से गायब कर दिया था, उससे निकलवा दिया था, क्योंकि सबको पता था कि इस संदूक के पीछे बहुत से लोग लगे हुए. तो उनको पहले से पता था कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इसको हासिल करना चाहती हैं गलत चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत थी जिससे आप किसी भी इंसान को पत्थर का कर सकते थे. तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बहुत खतरनाक हो सकती थी, ये शैतानी ताकत जो भी थी. हाँ. बहुत खतरनाक थी. क्यों फिर इसको टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शैतानी ताकत जरूर कह सकते. हाँ, बिल्कुल ऐसी है. और अमेजिंग, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए बियॉन्ड था, क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ फिल्मों में या ऐसे देखा है, इसके बारे में हिस्ट्री मुझे नहीं पता थी. लेकिन आज जो है अमेजिंग, इसके ये कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है पूरे यूरोप में एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब के सब पहले जो है सल्तनत उस्मानिया के अंडर थे, तो आपस में सब कनेक्टेड थे और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक दूसरे को की चीज़ों पे, या वो कहता था कि ये हमारी हैं और आप क्यों ले रहे हैं. तो ये अमेजिंग था. और अभी भी जिस तरह उसके बाग नहीं मिले हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स सेम टू सेम थी. बहुत ही ये सबूत जो है, सबूत है, ये सबूत है बिल्कुल. हाँ. ये वाकई में ऐसे साइंस है जिससे पता चलता है कि ये झूठ नहीं है, ये सच है. और कुछ तो पिक्चर्स हैं, कुछ तो पेंटिंग्स हैं जहाँ पर सुल्तान खड़े हैं, उनके साथ उनके सारे लोग खड़े हैं और साथ ताबूत दिखाया गया वो बड़ा सा. उसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी जो आज तक राज हैं. उनको इसलिए दुनिया में नहीं लाया गया क्योंकि वो खतरनाक थी. तो अब पता नहीं मेडुसा के अलावा उसमें क्या क्या था. हाँ. और क्या क्या चीजें उसमें मौजूद थी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी. बिल्कुल. ये सिर्फ मेडुसा को एक दिखाया गया है कि ये एक था, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होंगी. बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ. तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे स्टाइल से उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, हर चीज का दिखाया, फुटेजेस के साथ जाके दिखाया. बहुत अच्छी एफर्ट है और बहुत अच्छा लगा मैं ये जो चैनल है. Seriously? और थैंक यू सो मच, इन्होंने लिंक शेयर किया है, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की वीडियोस को शेयर किया करें. Yes. ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन बात पहुंच सके. हाँ, और ये जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है. बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.